Arkadaşlar merhaba ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Hoş geldiniz. TYT Matematik kampımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Artık son videolar olasılığın ÖSYM bakış testini bu videoda çözeceğiz gençler. Birbirinden güzel ÖSYM tarzı sorular mevcut bu videoda ki birazcık izlediğin zaman da göreceksin zaten. Kaynak kitap olarak Barış Yayınları video ders kitabını kullanıyoruz. İncelemek isteyen arkadaşların varsa açıklamada linkler mevcut. İnceleyebilirsiniz gençler. Diyelim ve sabırsızlanıyorum ben başlayalım dersimize. Öncelikle ilk soruya bir bakalım. 6 tane madeni para havaya atıldığında tamamının üst yüzüne tura ya da yazı gelme olasılığı. Tamamının tura geldiği tek durum vardır. Tura, 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 tura ve tura. Tamamının yazı geldiği de yine tek durum vardır. O da bu şekilde gerçekleşir. E madem öyle istenilen durum 2. Peki tüm durum ne? 6 tane madeni para atıldığı için 2 üzeri 6'dır istenilen durum. Yani 2 bölü 2 üzeri 6 bize 2 üzeri 5'in pardon 1 bölü 2 üzeri 5'in tamamını verir. 1 bölü 2 üzeri 5 bu da 1 bölü 32'nin ta kendisidir. O halde doğru cevap D şıkkında verilmiştir deriz. Geldik 2'ye. Kerem ile Nadir her katında 2 daire bulunan 6 katlı bir binanın aynı dairelerinde oturmaktadır. Ayrı dairelerinde. Buna göre her ikisinin de aynı katta oturma olasılığı 6 katlıysa her ikisinin de aynı katta oturmasını istiyorsa e, haliyle 6 farklı durum söz konusudur. İstenilen durum her katında 2 daire varsa ve 6 katlıysa 12 daire vardır. 12 daireden herhangi ikisini seçip sizler burada oturun demektir. Sıralama yapmıyorum. Yapsaydım burada da 2 faktöriyel, burada da 2 faktöriyel ile çarpacaktım ama lüzum yok. Sadece seçtek de olur. Yani üsttekini sıralamıyorsan alttakini de sıralamayacaksın. Üst taraf 6 alt taraf 12 çarpı 11 bölü 2 olduğu için bölü 2'yi buraya taşıdım. 2 kere 6 12 yaptığı için doğru cevap 1 bölü 11'dir. Yani cevap D şıkkında verilmiş. Geldik 3'e. 3 erkek ve 3 kızın bulunduğu 6 kişiden oluşan bir gruptan rastgele 2 kişi seçeceğiz. Buna göre seçilen kişilerin aynı cinsiyetten olmama olasılığı soruluyor bize. 3 tane erkekten herhangi bir tanesini 3 farklı biçimde seçelim. 3 tane kızdan da herhangi bir tanesini 3 farklı biçimde seçerim. Yani toplam 9 farklı durum oluşur. Peki istenilen durum nedir gençler? İstenilen durum şudur arkadaşlar. Biz 6 kişi vardı ve 6 kişiden 6 kişiden herhangi ikisini seçeceğiz. Yani üst taraf 9, alt taraf 6'nın ikilisi olacak. Üst taraf 9, alt taraf 15 olacak 6'nın ikilisi. 9 bölü 15'te 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 5 bana 3 bölü 5 cevabının ta kendisini verir. Doğru cevabımız D şıkkı olur. Geldim ÖSYM bakış 4'e. Derya ile Ege'nin de aralarında bulunduğu 7 kişi ders çalışmak için 2 ayrı kütüphaneye gidecek. Birinci kütüphane için 4 kişilik bir grup. ikinci kütüphane için de 3 kişilik bir grup oluşturulacak. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 dedik. Daha sonrasında burası birinci kütüphane, burası ikinci kütüphane isimlerini de yazalım. Pekala. Ege ve Derya'nın aynı grupta olma olasılığı. Şimdi Ege ile Derya eğer birinci grupta yani 4 kişilik grubun içerisindeyse geriye kaldı 5 kişi. O 5 kişiden ikisini seçerim ve siz birinci gruba geçin derim. 5'in ikilisi. Çarpı geri kalanlar üç kişiden üçlüsü de diğer gruba deriz. Ya da Ege ile Derya burada olabilirler. Şuraya bir kişi seçmem lazım. 5'in birlisi çarpı geriye kalan 4 kişiden 4'le seçilip diğer gruba atanabilir. Bu istenilen durumdur. Tüm durum nedir arkadaşlar? Başlangıçta 7 kişi varken herhangi 3 tanesini seçerim. 2. grubu atarım ve geri kalanlar da buraya deriz. Yani 4'ün 4'lüsü. Ya da bunu önce 1. gruptakileri seçersin 7'nin 4'lüsüyle çarpı 3'ün 3'lüsü dersin ki 7'nin 3'lüsüyle 7'nin 4'lüsünün aynı olduğunu görüyorsun. Yani hangisini önce seçtiğinin bir önemi yok. Şurası 1, burası 1 ve burası 1 zaten. 5'in ikilisi 10, 5'in birlisi 5, 7'nin üçlüsü de 35 olduğundan cevabımız 15 bölü 35'tir. Yani 5'e böldüm 3, 5'e böldüm 7. Doğru cevap 3 bölü 7'nin ta kendisi yani cevap C şıkkı olur. Geldik ÖSYM bakış 5'e. Aşağıda bir iş yerinin güney ve kuzey cephelerine sahip 8 odalı planı verilmiş. Şirket bu odalara bünyesinde oluşturduğu 5 farklı bölümü yerleştirecek. Bölümleri yerleştirirken ARGE ile satış bölümü aynı cephede yan yana olacak. Satışla pazarlama bölümü farklı cephelerde karşılıklı olacak. Pazarlama ile muhasebe bölümü aynı cephede olacak. Yani şöyle mesela sağlayanlardan bir tanesini söyleyelim. ARGE ile satış bölümü. ARGE burada. Satış burada olsun. Tamam mı? Satışla pazarlama bölümü farklı cephelerde ama karşılıklı olacak diyor. Demek ki pazarlamayı buraya koyabilirim ben pazarlamayla muhasebe bölümü aynı cephede olacak diyor. O zaman muhasebeyi ben buraya, buraya veya buraya yerleştirebilirim gibi. Buna göre muhasebe bölümünün kuzey cephede ve en solda olma olasılığı. Şimdi önce tüm durumu bir hesaplayalım biz. Tüm durum için mesela Arge buraya, satış buraya, pazarlama buraya dersem, diğeri için 3 farklı yer vardı. 3 tane durum mevcut. Şimdi bak, 5 tane farklı bölümü yerleştirecektik. 4'ünü yerleştirdik. Diğerini de mesela varsayalım ki ee, pazarlama dedik muhasebe buraya geldi ya örnek veriyorum. Diğeri için kalan yer sayısı 4. Çarpı 4 demem gerekiyor ama ben onu hiç saymayacağım. Çünkü tüm durumda da saymayacağım. İstenilen durumda da saymayacağım. Çünkü her saydığımda çarpı 4 demem lazım. ve bu, o çarpı 4'ler de bölündüğü için birbirini götürecek zaten. Dolayısıyla bu durumda 3 farklı yer mevcut deriz. Bu 1. İkincisi şimdi arge oraya satış oraya dedik ya. Peki satış buraya, arge buraya gelirse Şurası ne olacak? Tabii ki de pazarlama olacak. Ve muhasebe yine 3 farklı yere gelecek. 3 artı 3 dedim. Sonra, sonra efendim, şöyle yapalım. Arge şurada olsun. Arge burada. Pazarlama, pardon satış burada olsun. Satış. O zaman pazarlama buraya gelmek zorunda. Ve yine 3 tane durum söz konusudur deriz muhasebe için. Artı, bu sefer arge ile satışın yerini değiştirirsem yine 3. RGL satışı buraya ve sonra yine yer değiştirirsem yine 3 artı 3 gelecek. Yani burada 6 tane 3 olduğuna göre 18. Tüm durum bu değil tabii ki. Sonuç olarak RGL ile satış aynı cephede olsun istedik ama alt tarafta da olabilir ki bunun simetri olduğu için çarpı 2'den tüm durum 36'dır diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bütün durum 36. İstenen duruma göz atalım şimdi. İstenen durumumuz neydi? İstenen durum şu arkadaşlar. Diyor ki muhasebe bölümünden bölümünün kuzey cephede yani üst tarafta ve en solda. Yani şurası kesinlikle muhasebe olsun istiyor. Şimdi muhasebe buradaysa pazarlama dediğimiz aynı cephede olması gerekiyor ya. Pazarlama burada olabilir. Eğer pazarlama buradaysa satış buradadır. Satış buradaysa arge yan yana olacağı için iki farklı durum söz konusu. İki artı artı. Şimdi pazarlama burada değil de şuradaysa eğer pazarlama satış mecburen burada olacak. Arge için burası veya burası kalacak. Yani yine 2. Artı artı devam. Eğer ki eğer ki pazarlama buradaysa satış buradadır. Arge bunun dibinde olacaktı ve tek durum söz konusudur diyebiliriz. Yani sevgili arkadaşlar tek farklı durum da burada var. Üst taraf istenen durum 5, tüm durum 36 olduğuna göre cevabımız 5 bölü 36 yani D şıkkı olur. Geldim 6'ya. Cep telefonunun ekran kilidini, açma tuşuna iki farklı parmağının izini kaydeden Mustafa, kaydettiği parmak izinden herhangi birini kullanarak ard arda iki defa ekran kilidini açacak. E buna göre Mustafa 10 parmak arasından kullandığı parmağı bir daha kullanmamak şartıyla, birinci açışta ilk denemede, ikinci açışta ikinci denemede açma olasılığı. Önce birinci açışı düşünelim. Birinci açış için 10 tane parmağından 2 tanesi kayıtlı olduğu için, 2 bölü 10 ihtimalle direkt tek atar ve açtı diyelim. Şimdi açtığı parmaklardan açtığı parmaklardan biri zaten tamam şu an okey. Çarpı ikinci açışa geçiyorum şimdi. İkinci açış. İkinci açışta ikinci denemede açsın diyor. Bu parmaklardan 8 tanesi kayıtlı değil. 8 bölü yine 10 tane parmak vardı. 8 bölü 10. Çarpı şimdi açamadı. Şimdi açsın istiyoruz. Yani 2 tane parmağından şurası da 9 olacak. Değil mi? Pekala. Neden 9? Çünkü burada kullandığını bir daha kullanmayacak. Pekala. 2 bölü 10 çarpı 8 bölü 10 çarpı 2 bölü 10. Ben burada 10 ile 10'u çarptım 100. 2 kere 2 4 yaptı. Şurayı sadeleştirdim. 25. Üst taraf 8. Alt taraf ne oldu? 225 olmuş oldu. Yani 8 bölü 225 geldi. Bir yerde bir kusurumuz bir hatamız var mı diye bakıyorum. Ee, cevabı bunun neydi? Sanırım E şıkkıydı cevabı. 8 bölü 225 buldum. Neden yanlış yaptım? Şimdi onu düşünüyorum. Şöyle şundan kaynaklı. Yanlışımızı gördük. Şimdi şöyle. Birinci açış dedik ya. Birinci açış. Birinci açışta, açışta açsın istiyoruz. 2 bölü 10 ihtimalle açar. Yalnız kullandığı parmağı biliyor artık. Ve onu bir daha kullanmayacak. Şimdi geldim ikinci açışa. İkinci açışın birinci denemesinde açamasını istiyor. 8 parmak buraya kaldı 9 parmak. Değil mi? 8 bölü 9. Çünkü burada kullandığını bir daha kullanmayacak. Şimdi geriye bir tane açması gereken parmak vardı. 2 tane kullanmayacak. O da 8 yapar. 8 de 8 gitti. 2 bölü 90 1 bölü 45'in ta kendisidir. Yani cevabımız E şıkkında verilmiş deriz. ÖSYM bakış 6'yı çözdük. 293. sayfayı bitirdik ve devam ediyoruz. 294'te ÖSYM bakışı 7 ile. Bir torbada 4 mavi hemen yazdım. 4 mavi 5 sarı ve 3 tane de kırmızı bilye bulunmakta. Torbadan ard arda 3 bilye alınmış. Buna göre alınan 3 bilyeden sonra torbada kırmızı bilye kalmama olasılığı soruluyor arkadaşlar. Kırmızı kalmasın istiyor. Hmm. O zaman şöyle derim. 3 bölü bak burada kaç tane bilye var? 12 değil mi? 3 bölü 12 ihtimalle, 3 bölü 12 ihtimalle birincisi kırmızı gelir. İkincisi 2 iki bölü 11 ihtimalle kırmızıdır. Çünkü bir tane kırmızı eksildi, bir tane top eksildi. Üçüncüsü de 1 bölü 10 ihtimalle kırmızıdır. Çünkü yine bir tane kırmızı ve bir tane e, toplam toptan eksildi. Burası kaç yapar? E hocam 3 kere 2 6'dır. Şunu da sadeleştirirsem 2 gelir. Üst taraf 1, alt taraf 220'dir. Ve böylelikle 7. sorumuzun cevabı da C şıkkı olmuş olur. Geldim 8'e. Bir eğitim kanalında matematik sorularına ulaşmak isteyen Bahar, tableti yardımıyla dersler klasörüne tıkladığında şekil 1, Bak şu şekil görünüyormuş. Derslere tıkladık. Neler çıkıyor karşımıza? Konular, testler, sunumlar, yabancı kaynak, videolar şeklinde. Dersler klasörünün içinde içinden testler klasörüne tıkladığında yani şuraya tıklarsa bu sefer şekil 2 görünüyor. Tamam mı? Ve aynı yerden yine şekil 1'den gençler videolara tıklayınca bu görünüyor. Ve diyor ki şekil 4'teki video seçenekleri oluşuyordu. Nerede? Videolar klasöründeki Konu anlatım klasörüne tıklayınca. Yani şuna tıklayınca da bu görünüyor. Tamam. Buna göre Bahar'ın dersler klasöründeyken en fazla 3 defa rastgele tıklayarak matematik testini ya da matematik videosunu açma olasılığı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi öncelikle matematik testini açmak istiyorsa en fazla 3 tıklamada. 1. Testlere tıklar. Kaç ihtimalle? 1 bölü 5 ihtimalle testlere tıklar. Çarpı Burada da 6 tane klasör var. 6 klasörden şu matematiğe tıklamasını istiyoruz. 1 bölü 6 ihtimalle matematiğe tıklar ve 1 bölü 30 ihtimalle bunu gerçekleştirir. Güzel. Artı çünkü neden? Ya da demiş matematik videosunu açtıracağız. Bunu açtıracağız. Peki buraya gelmek için önce videolara basması lazım. Videolar için 1 bölü 5 ihtimal var. Şu kısımda. Peki buradan konu anlatımda basması için 1 bölü 5 gerekiyor. Çarpı buradan matematiğe tıklaması için 1 bölü 4 gerekiyor. Alt taraf 1 bölü 100. Üst tarafta 1 bölü 30'du. Bunları toplayacağız şimdi. Ee, ben şimdi gidip e, burayı 3 ile burayı 10 ile genişletecek olursam 13 bölü 300 bana cevabı verir. Yani cevabımız E şıkkında mevcut sevgili gençler. 8'de çözdük ve 9 için sağ üst taraftayız artık. 8 odalı bir evin zemininde yan yana 5 oda, üst katında yan yana 3 oda bulunmakta. Buna göre bu evin farklı odalarında yaşayan Asım, Berna ve Cihan'dan Asım'la Berna aynı katta yaşasın. Berna'yla Cihan'ın farklı katlarda yaşamasını istiyor. Yani eğer Asım'la Berna'yı buraya koyarsam Berna burada olduğu için Cihan mecburen alt katta. Ya da Asım'la Berna alt kattalarsa Cihan üst katta olacak şekilde istiyoruz. Peki Asım'la Berna'yı üst kata kaç farklı bir şekilde yerleştirelim? 3 oda vardı. Asım bu 3 odanın herhangi birisine. Berna da bu 2 iki odanın, iki odanın herhangi bir tanesine yerleşir çarpı Cihan alt katta olacaksa çarpı 5 derim. Artı Asım'la Berna alt katta olacaklarsa Asım 5 farklı odadan birine Berna 4 farklı odadan birine yerleşebilecekken Cihan üst katta olacağı için 3 farklı odadan herhangi bir tanesini seçer. Ve bölü 3 kişiler 8 tane oda var. Birincisi 8 farklı odadan birine, diğeri 7, diğeri de 6 farklı odadan birine yerleşebilir. Tüm durum dediğimiz için şartları düşünmeden işlemi yapıyoruz. 3 çarpı 2 çarpı 5 bize 30'u 5 kere 4 kere 3 de bize 60'ı verir Üst taraf 90 Alt tarafta 8 çarpı 7 çarpı 6 90 6'yı sadeleştirdim burada 15 kaldı artık sadeleşmiyor 15 bölü 56 bize cevabın ta kendisini verir Yani cevabımız D şıkkı olur Geldik ona ki çok güzel bir soru kendileri Cidden bu testte en beğendiğim sorulardan bir tanesi bu İyi dinliyorsun o yüzden Ali aşağıda gösterilen bunlardan farklı renkteki üçünü sırasıyla yakacak. Ali ilk mumu yaktıktan sonra ikinci sırada yakacağı mumu renk bakımından seçme olasılığı 1 bölü 4 tür denilmiş. Mumlara üçüncü sırada yakacağı mumla aynı renkte iki mum daha ekliyor. Şimdi dur bekle. Ali burada birinci yaktığı mumu kırmızı seçmiş olsun diyelim. Tamam. Kırmızıyı seçti ve şunu yaktı. Şimdi geriye 8 tane kaldı. İkinci seçeceği renk 1 bölü 4 olasılıkla seçiyorsa demek ki 2 tane aynı renkten mum lazım bize. Kırmızı yakamayacak demek ki bunlar lacivert. Yani ikinci mum kesinlikle lacivert olması gerekiyor. Ki lacivert de 2 bölü 8 ihtimalle yani 1 bölü 4 ihtimalle seçimi gerçekleşir. Şimdi kırmızıyı laciverti yaktı. 3 farklı renkte yakacaktı. Geriye kalan sarıdır artık. Yani 3. mum kesinlikle sarı olacak. Varsayalım ki şu laciverti yaktık az önce. Daha sonrasında bir tane de sarı yakacağız. Ve diyor ki, diyor ki, üçüncü sırada yakacağı mumla aynı renkte iki mum daha eklemiş. Yani şuraya sarı iki tane daha mum eklemiş. Ve diyor ki, buna göre yakılan mum bir daha yakılmamak şartıyla. Üçüncü mum yakıldıktan sonra dördüncü bir mum daha yakılmış olsaydı, bu mumun birinci mumla aynı renkte olma olasılığı. Hmm, yani kırmızı olma olasılığı. Şimdi kırmızıdan kaç tane kaldı? 3. O halde dördüncü mumun, dördüncü mumun kırmızı olma olasılığına göz atıyorum. 3 tane kırmızı kalmıştı. Toplam mum adedine bakacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani 3 bölü 8 olasılıkla dördüncüsü de ilk mumla aynı renkte mum olur. Yani cevabımız D mi? Tabii ki de hayır. Çünkü ben bir tercih olarak Birinci mum kırmızı olsun diye başladım. Yani bu benim tercihimdi. Peki ya kırmızı değilse? Şimdi ilk yakılan mum, ilk yakılan mum sarı, pardon lacivert olamaz. Çünkü laciverti yakarsan ikinci mumu rengini seçmeye 2 bölü 8 yani 1 bölü 4 ihtimal kalmayacak. O halde birinci mum lacivert olamıyorsa sarı olabilir diyeceğim. Şimdi sarıyı yazdım. Peki sarılardan birini yakalım artık hop sen gittin. İkinci mum yine mecburen lacivert olmak zorunda çünkü iki tane lacivert var. 8 tane mum var. 1/4'ü yakalamamız gerekiyor bizim. O halde ikinci mumumuz kesinlikle ve kesinlikle lacivert ki 2/8 ihtimalle yani 1/4 ihtimalle. O halde üçüncü muma kesinlikle kırmızı kaldı. Çünkü üç farklı renk yakacaktı. Kırmızı, kırmızılardan da şunu yaktı diyelim. Ve üçüncü yakacağım mum kırmızı olduğu için mecburen ben artık buraya iki tane de kırmızı mum ekledim diyeceğim. Pekala. Şimdi dördüncü mumun ne olmasını istiyor? İlk yaktığım mumla aynı renkte. Yani sarı olmasını istiyor. Sarıdan kaç tane kaldı? 2 tane. Toplam muma dedi 8. 2 bölü 8 ihtimalle de yine ilk yakacağı renkte bu şartlar altında aynı renkte dördüncü mumu yakabilir. Peki 3 bölü 8 buradan. 2 bölü 8 buradan. Toplam 5 bölü 8 ihtimalle ilk yaktığı mumla son yaktığı mum aynı renkte olabilir diyeceğiz. Cevabımız E şıkkı oldu sevgili gençler. Ve böylelikle 200 94'ü de bitirdik. Şimdi ne yapıyoruz? 295'te 11. ÖSYM bakış sorumuza geçiyoruz. Bir sınıfta bulunan 2 erkek ve 2 tane kız öğrenci arasından bir kişi sınıf temsilcisi olarak seçilecek. Her bir öğrenci kendisi dışında bir aday belirlediğine göre her bir kızın bir erkek, her bir erkeğin de bir kız öğrenciyi aday gösterme olasılığı. Şimdi erkek, erkek, kız, kız dedik. İstenilen durumda şu erkek karşı cinsini yani kız adayı gösterecek. Bunu iki farklı biçimde gerçekleştirir. Ya bunu ya da bunu. Bu erkek de ya bunu ya da bunu. Yani 2 çarpı 2. E, bu kız bir erkeği gösterecek. 2 çarpı 2. 2 çarpı bu kız da gösterecek. Çarpı 2. Bu istenilen durum. Peki tüm durum ne? Tüm durumda böyle bir şart olmadığı için Derim ki bu erkek kendi dışında birini aday göstereceğine göre 3 seçeneği var. Buradaki erkeğin de 3. Buradaki kızın da 3 farklı seçeneği. Buradaki kızın da bu, bu ve bu olmak üzere 3 tane seçeneği var. Yani üst taraf 16, alt taraf 81 olduğuna göre cevap E şıkkında verilmiş deriz. Geldik ÖSYM bakış 12'ye. Barış öğretmen 12 öğrenci bulunan bir sınıfta çevrim içi ders yapmakta. Ahmet'le Berke'nin de aralarında bulunduğu bu 12 öğrenciden 4 tanesi internet bağlantısında sorun yaşadığı için dersten ayrılmış. Buna göre kalan 8 öğrenci arasında Ahmet'in bulunup Berke'nin bulunmama olasılığı. Şimdi kalanlar yukarıda olsun, kalanlar gidenler aşağıda olsun. Kalan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 öğrenci var. Giden 4 tane öğrenci var. Ahmet kalanlar arasında olsun istiyorsa, Berke gidenler arasında olsun istiyorsa... Bu durumu ben istenilen durumu nasıl çıkarırım ortaya? Şimdi Ahmet'in ve Berke'nin nerede olduğunu biliyoruz artık geriye kaldı 10 öğrenci. Bu 10 tane öğrenciden herhangi 3 tanesini seçerim ve derim ki sizler gidenler arasında olun. O halde istenilen durum bu. Peki tüm durum ne? Tüm durum şu. 12 öğrenciden herhangi 4'ünü seçerim ve siz gidenler arasında olun derim. Geri kalanlarınız da kalanlar olsun derim. Sen burada kalanı veya gideni önce seçmen Hiçbir şey değiştirmez. Önceki sorularda da anlattım zaten bunu. O halde istenilen durum 120. Tüm durum 12 çarpı 11 çarpı 10 çarpı 9 bölü 4 faktörü geldi. O 4 faktörü geldi. Yani 24'ü yukarı çıkardı. Güzel. 10 kere 12 120 yapar bunlar gitti. 3'e böldüm 8. 3'e böldüm 3 geldi. 8 bölü 33 bize cevabı verir. Doğru cevabımız A şıkkında verilmiş sevgili arkadaşlar. Geldik 13'e. ABC okullarından 3'er öğrencinin katıldığı bilim şenliğinde bu 3 okulun 9 öğrencisi 3'er kişilik 3 grup oluşturarak sunum hazırlayacaklardı. Şimdi her okuldan 3 kişiyi seçtim. Karmaladım. Böyle de karıştırdım karıştırdım. Ve bunları da 3'erli gruplar halinde 3 tane sevgili arkadaşlarım grup oluşturdum. A, A okulunun 1, 2, 3 öğrencisi var. B okulunun 3 tane ve C okulunun yine 3 tane öğrencisi vardı. E bunları biz ne yaptık? şu şekilde yan yana dizdik ve ortalarına da şöyle çentikler attık 3 tane grup oluşturduk. İstenilen şey ne? Oluşturulan gruplardaki tüm öğrenciler farklı okullardan olsun diyor. Yani ABC, ABC ve ABC olsun istiyor. Pekala o zaman şöyle düşünelim biz. Buraya A okulundan 3 öğrenciden birini B okulundan 3 öğrenciden birini, C okulundan 3 öğrenciden birini. Buraya A okulunda geri kalan 2 öğrenciden birini, B okulundaki 2 öğrenciden biri ve C okulundan 2 öğrenciden biri. Geriye kalanlar da zaten diğer grubu otomatik oluşturacak. A, A grubunda kalan 1 kişiden biri, B'de kalan 1 kişiden biri, C'de kalan 1 kişiden birini de buraya yerleştirir. Yani istenilen durum 3 çarpı, 3 çarpı, 3 çarpı, 2 çarpı, 2 çarpı, 2 birileri çarpmıyorum. Peki tüm durum ne? Tüm durum şu... 9 öğrenci yok mu? Evet o zaman 9 tanesinden herhangi 3'ünü seçtim ve bu grubu oluşturdum. Geriye kalan 6 tanesinden 3'ünü seçtim ve bu grubu oluşturdum. Geriye kalan 3 kişi zaten üçerli grup oluşturacaktır. Yani istenen durum şuymuş. 9'un üçlüsü demek 9 çarpı 8 çarpı 7 bölü 3 faktöriyel demek. O 3 faktöriyeli yukarı aldım. Çarpı 6'nın üçlüsü de zaten 20'dir. Şimdi gel gelelim şuna. 3 kere 3 9'u verdi bana. Daha sonrasında bakıyoruz hangileri sadeleşir. 2'ye böldüm, 2'ye böldüm, 4'e böldüm. Burayı 4'e böldüm, 5 geldi. Şunu 2'ye böldüm, 3. Bunu 2'ye böldüm, 4 kaldı. Başka sadeleşen bir şey var mı? Sanırım yok. 3 çarpı 2 çarpı 3. Neyi verir bize? 18'i mi veriyor? Alt tarafta ne var? 4 çarpı 5 çarpı 7. Sadeleşen varmış hala. 2'ye böl 9, 2'ye böl 2 de Üst taraf 9 alt taraf 70 9 bölü 70 bize tertemiz cevabı verir arkadaşlar. Doğru cevabımız A şıkkında verilmiştir dedik. Şimdi geldik 14'e. Barış YouTube kanalında limit türev ve integral konularından en fazla bir sorunun bulunduğu soru çözüm videoları paylaşmakta. Barış'ın hazırladığı son videoların 5 tanesinde sadece türev, 3 tanesinde sadece integral sorusu, 2 tanesinde türev ve limit sorusu, 6 tanesinde limit ve integral soruları bulunmakta. Barış kanalında aynı anda birden fazla video paylaşabildiğine göre hazırda olan videolar arasında paylaşmak için seçtiği iki videoda türev, integral ve limit konularının yalnızca bir defa bulunma olasılığı kaçtır? Şimdi şöyle ben bir tane türev içerisinde sadece türev olan bir video seçerim. Bir de limit ve integral olan video seçerim. iki tane video. Böylelikle hem türevi hem limiti hem de integrali paylaşmış olurum iki videoda. O halde 5 tanesinden herhangi birini çarpı 6 tanesinden herhangi birini seçmem lazım. Ya da şuradaki sadece integral bulunan videolardan bir tane ve burada da sadece türev ve limit bulunan e, videolardan bir tane seçersem. Yani 3'ün birlisi çarpı 2'nin birlisini seçersem istenilen gerçekleşir. İstenilen durum bu. 5 kere 6 30, 3 kere 2 6 olduğuna göre istenilen 36 tane farklı durum var. Peki tüm durum ne? Tüm durum şu. 5, 3, 8 yaptı 10 ve burası da 16. 16 tanesinden herhangi ikisini seçmek de bize tüm durumu verecek. O halde 36 bölü 16 çarpı 15 bölü 2'yi yukarı yazdım izninizle. Geldim şimdi şuraya 36 idi 4'e böldüm 9 oldu. 4'e böldüm 4 geldi. 3'e böldüm 3 oldu. 3'e böldüm 5 oldu. 2'ye böldüm 2'ye böldüm 2 geldi. Üst taraf 3 alt taraf 10, 3 bölü 10 bize cevabın ta kendisini verir sevgili arkadaşlar. Ve devam. 15. sorumuz ki bu da çok güzel bir sorudur. O yüzden iyi dinle, iyi dinle karşına ÖSYM'de çıkma ihtimali, YKS'de çıkma ihtimali yüksek bir soru. Nuri diye bir vatandaş var. Aşağıdaki üç farklı çekmeceli komodinlerin birer tanesine her çekmecesinin içerisine komodin ile aynı renkte ve kendi içinde eşit sayıda olacak şekilde üçüne toplam 85 tane mum koymuş. Yani eğer burada A tane varsa burada da A tane burada da A tane mum var. Burada B tane ve burada C tane burada C tane mum var diyor bize. Çekmecelerdeki tüm mumlar bir araya toplanıp bir torbaya atıldıktan sonra torbadan rastgele çekilen bir mumun mavi olma olasılığı 36 bölü 85 buçuk. Zaten 85 tane mum yok muydu? Değil mi? O zaman mavi olma durumu 36 tanedir. Yani toplam 36 tane mavi var. Yani A 12'ymiş, burası da 12'ymiş, burası da 12'ymiş. 36 bölü 3'ten. Güzel. Sarı olma olasılığı 5 bölü 17. Hadi bunun paydasına 85 yapalım 5 ile genişleterek. 25 bölü 85 olsun. Yani 25 tane sarı mum varmış? E şimdi 25 tane sarı var. 36 tane mavi var. Ette 61. Geriye kalan 24 mum. 24 mum kırmızıymış. Bunlar da 12-12 diye paylaştırılır çekmecelere. Nuri Kırmızı Renk komedinin her çekmecesine başlangıçta kaç adet mum koymuştur? E 12 olduğu aşikar artık cevabımız C şıkkında verilmiştir diyeceğiz gençler. Ve artık böylelikle 295'i de bitirdik. Şimdi nereye geçiyoruz? 296'ya 16. ÖSYM bakış sorusuna. Meryem çözdüğü 4 tane farklı 120 soruluk TYT denemesinden birinci denemede 80 ikinci denemede 90 üçüncü denemede ise dördüncü denemeden 6 eksik sayıda doğru cevap vermiş yani üçüncü denemede x tane ise dördüncü denemede x artı 6 tane ee, doğru cevaplamıştır. Meryem'in doğru cevapladığı soruların ikinci denemeden olma olasılığı 1 bölü 4 ki ikinci denemede 90 tane soruyu doğru cevaplamıştı tüm denemede demek ki 1 bölü 4 ise tüm denemede 360 tane var 1 bölü 4 gelsin istiyoruz. E tamam peki öyleyse madem 80-90 daha 176 daha 176 artı 2x bize 360'ı verecek. Yani 2x eşittir 160 çıkarsam 214 16 daha çıkarırsam 184'ü verir ki x buradan kaçtır? 92'nin ta kendisidir. Yani 3. denemede 92 doğru Dördüncü denemede 98 tane doğrusu vardır diyebilirim 6 fazlaydı. Dördüncü denemede doğru cevap adı soru sayısı sorulmuş. Cevabımız 98'in ta kendisiydi. Yani cevap C şıkkında verilmiştir deriz gençler. Ve artık son sorumuza yani 17. ÖSYM bakışa geçebiliriz. Aşağıda bir bilgisayardaki 200 adet dosyanın K, L, M ve N belleklerine her biri için eşit sayıda dosyanın kopyalama işleminin devam ettiği anın görüntüsü verilmiş. Ve bunlar devam ederken 100 adet dosya başarıyla yüklendi denilmiş. Verilen görüntüde ekran uyarısından dolayı M ve N belleklerinin yüzde kaçının kopyalandığı şurada görünmüyor arkadaşlar. Eğer bu anda kopyalama sonlandırılırsa yani sonlandır düğmesine tıklarsak dosyalar içinden rastgele seçilen bir dosyanın M belleğine yani şuna ait olma olasılığı buna ait olma olasılığından 1 bölü 5 daha fazla olmaktadır deniliyor. Şimdi 100 tane dosya kopyalanmamış mı abi zaten? Değil mi? Şimdi 200 tane dosyanın her biri eşit sayıda kopyalama olarak verildiyse demek ki 50 bu, 50 bu, bu da 50, bu da 50. E 50'nin %80'i kopyalandıysa 40 tane kopyalanmıştır 50'nin %80'i. 50'nin %40'ı kopyalandıysa 20 tanesi kopyalanmıştır. Şimdi 100 tane dosya kopyalandığına göre şunların ikisi 60 yapıyor. Şunların ikisine ne kalıyor? 40 kalıyor. İkisi toplamda 40 tane. Peki. Ama yüzdesini görmüyoruz. Peki o zaman şöyle diyelim. M belleğine ait olma olasılığı var. Varsayalım ki şurada x tane. O zaman burada kaç tane olur? 40 eksi x tane dosya kopyalanmıştır diyelim. Ve böylelikle şimdi bak 50 tane kopyalıyordu. x bölü 50. x bölü 50. Değil mi? Yani M belleğine ait olma olasılığı özür dilerim x bölü 100'dür. Bundan ben 40 eksi x bölü 100'ü çıkarınca bu bana neyi verir? 1 bölü 5'i verecekmiş. E 1 bölü 5 de zaten 20 bölü 100 değil midir hocam? Değil mi? 20 ile genişletirsem. E madem öyle paydalar eşit demek ki ben x'ten 40 eksi x'i çıkarırsam yani 2 x eksi 40 yaparsam bu bana 20'yi verecek. Yani 2x 60 olacak. Yani x buradan 30 gelecek. Demek ki sevgili gençler x'i yazalım 30 diye. Burada 30 tane, burada 10 tanesi kopyalanmış. E bana diyor ki M belleğine ait olma olasılığı yüzde kaçtır? E 100 tane dosyadan 30'u kopyalandıysa yüzde 30'dur. Yani cevabımız C şıkkında verilmiştir diyebiliriz. Gençler şimdi sırada SML bakış testi var. SML bakış testinde de inanılmaz derecede ufuk ufkunuzu geliştirecek sorular var. Ciddi anlamda. Bak abartıs ben yazdım diye söylemiyorum. Ciddi anlamda ufkunuzu genişletecek sorular var. Ben bile ilk çözdüğüm, ilk yaptığım, ilk yazdığım anda şunu söyledim kendime. Of lan ne soru oldu dedim kendime. Dolayısıyla gençler o soruları mutlaka kaçırmayın. Mutlaka izleyin. Sevdiğiniz arkadaşlarınıza falan da gösterebilirsiniz gençler. Evet sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın, sağlıkta kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.